Siz şimdi yani sen şimdi baya baya beni takip ettin yani. Ya gülme ya, gülme. Zaten yeni dibine girdim de sen üstüme gelme Murat. Ya takip edilen, güvenilmeyen benim. Sen şimdi niye kendini kötü hissediyorsun ki? Rezil oldum, rezil. O zaman evimi basmadan önce arayacaktın. Telefonum kapalıydı. Aradın yani. Aradım. Evet, evet ya ben aradım. Aradım işte. Bayağı hesap sormak için. Yok yani tam olarak öyle değil. Merak etmişimdir. Yani belki endişedir. Anlıyorum. Yani geçen akşamki ilk akşam yemeğimizde benim başıma gelen gibi bir şey yani. Oldu mu be kanka? Osmanlı ordusu gibi bastınız bize. İnsan bir haber falan verirdi. Belki başka bir durumda olabilirdim. Ne gibi Allah korusun? Ya şimdi abimle Kerem'in başı bağlı. Ya benim yanımda bir hatun olabilirdi. Sonra bu kız demez miydi bu kızıl bomba sana ne hakla hesap soruyor diye? Yok canım böyle benimkisi hesap sormak değil de daha ziyade merak diyelim. Gaza gelme. Ya kızlar öyle coşunca ben de onlara destek kuvvet olaraktan şey etsem. Seninle bir ilgisi yok yani. İpek, sen kendinde misin? Bu ne ya? Ev basmalar, peşime düşmeler. Tamam, bana bayılıyorsun ama... Bunalttın beni ya. Bayılttın yani. Ha, ben mi bunalttım seni? Ha. İlişkimiz başladığı günden beri bırak sana ulaşamamayı. Senin aramadığın beni gün yok, saat yok Kerem ya. Ben seni arıyorum ne oluyor? Bir haller, bir tavırlar, telefonun kapalı olmasına rağmen. Bu yaştan sonra hesap mı vereceğim sana? Vereceksin efendim. Benim erkeğim bana hesap verecek. Ben öyle anlamam anladın mı? Sırlarmış da özel alanlarmış da. Benim yanından ayrılmayacaksın. Telefon çaldığında ikiletmeyeceksin. Senin o bıyıklarını yolarım Kerem. Bundan sonra böyle. Kaçan kovalanıyormuş. Ben sana oyunun alasını oynayacağım Kerem Efendi. Hadi bakalım. Sen onca şeyi beni bu noktaya getirmek için yaptıysan... Çok fena bozulur mu haberin olsun. Bak benim daha iyi bir fikrim var. Neymiş? Sen bana o akşam nereye gittin söyle. Ben de sana bir daha böyle bir soru sormayayım. Böyle bir şey bir daha yaşanmasın. Söyleyemem. Neden peki? Ne olur ısrar etme Murat, söyleyemem. Hayat seni anlamamı beklerken bana ne yaşattığını farkında mısın? Kendini benim yerime koy. İnsan sevdiğini merak etmez mi? Onun için endişelenmez mi? Murat sana yalan söylemek istemiyorum. Ama doğruyu da söyleyemem. Sevgilim niye? Çünkü saklamasını ben istedim. Kusura bakmayın istemeden kulak misafiri oldum. Hava almaya çıkmıştım da. O gece Hayat'ı ben çağırdım. Babamla ilgili bir kriz çıktı. Hayat'a da aramızda kalmasını söyledim. İstersen Kerem'e sorabilirsin. Babamla ilgili sorunlarım var. Yok, yok. Bunu yapmana gerek yok değil mi? Daha fazla yalan söylemene gönlüm razı olmadı tabii.